İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki dünyanın en tehlikeli yollardan biri ulaşıma kapalı. Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa'nın 5. en güvenli ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Komitesi Artsakh Cumhuriyeti'nde mayın temizleme programının finansmanını destekledi. Yunanistan'da Atatürk'ün evinin Pontus Rumlarına karşı işlenen soykırım müzesine çevrilmesi önerildi. Türkiye Suriye'ye ek askeri birlik gönderdi. Bugün sanayici, hayırsever, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Kahramanı Alek Manukyan'ı anma günü. Ruslar tarafından 1916-1918 yılları arasında yaptırılan 106 kilometrelik virajları ile ünlü Derebaşı virajları yaşanan heyelan nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı. Batı Ermenistan'ın Trabzon-Bayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan Derebaşı virajları dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor. Yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor. Bir yıl önce meydana gelen heyelan sonucu tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları yola düştü. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu ulaşma açmak için inceleme başlattı. Yolun genişliğinin iş makinelerinin çalışmasına tehlike oluşturması nedeniyle uzman dağcıların incelenmesinin ardından çalışma başlatılacağı öğrenildi. Turistlerin ve ülke sakinlerinden edinilen bilgilere dayanan dünyanın en büyük Numbeo veri tabanı ülkelere göre 2020 yılının suç endeksini yayınladı. Novosti Gruzya'nın bildirdiğine, Tert Ayem'in aktardığına göre Gürcistan listede dünyanın ve Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak 130. sırada yer aldı. Ermenistan Cumhuriyeti listede 122. sırada yer alarak en güvenli 12. ülke oldu. Ülkemizde suç oranı 22.69 puan, güvenlik endeksi 77.31 olarak tahmin edilmiştir. Suçsuz ülkeler listesinde ilk üçü Katar, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri oluşturmaktadır. Ülkemizden önce Umman, Hong Kong, Slovenya, Man Adası, İsviçre, Japonya ve Ruanda yer almaktadır. Böylece Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa'nın 5. en güvenli ülkesi oldu. Komşu ülkeler arasında Azerbaycan 98. Türkiye 83. İran 46. ve Rusya Federasyonu 79. sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nin Ödenekler Komitesi, Artsakh Cumhuriyeti'nde mayın temizleme programı için fon sağlamada ilk adımı attı. Amerika'daki Ermeni Davası Ulusal Komitesi'ne göre komisyon dolaylı olarak Artsakh'taki insani program için sürekli finansman çağrısında bulunan yasama raporunu kabul etti. 2021'de Ödenek Komisyonu mali yılın dış yardım tasarısı ve buna bağlı ek raporu 21'e karşı 29 oyla kabul etti. Yakında Temsilciler Meclisi'nin oylamasına sunulacağı bekleniyor. Konstantinopolis'teki Ayasofya Katedrali ile ilgili mevcut durum Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler meselesidir ve Atina Ankara'dan anlaşılacak olan sert bir cevap vermelidir. Bu düşünce Yunanistan parlamentosundaki partilerden birinin temsilcisi olan Thanasis Milonas tarafından dile getirildi. Ona göre partisinin konumu Türk Devleti'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün Selanik'teki ev müzesini bir Pontus Rumlarına karşı işlenen soykırım müzesine dönüştürmektir. Yunanistan soykırımdan 350 binden fazla Pontus Rumunun katledildiğini tahmin ediyor. Ankara ise suçlamaları fantastik olarak değerlendiriyor ve Yunanistan'ı siyasi amaçlar için tarihi olayları çarpıtmakla suçluyor. Zırhlı araçlarda dahil olmak üzere Türk askeri araçların 29 Temmuz'da Suriye'ye girmesiyle Türkiye askeri varlığını arttırmaya devam ediyor. Askeri ve lojistik ekipmanlarla yüklü yaklaşık 70 araç Kafr Lusin kontrol noktasından Suriye'ye girdi ve İdlib bölgesindeki Türk askeri kontrol noktalarına yöneldi. Askeri uzmanlara göre bu yılın Şubat ayından bu yana 8850'den fazla Türk kamyonu ve askeri araç teröristler tarafından kontrol edilen İdlib ve Halep bölgelerine girdi ve bölgeye 11.000'den fazla asker taşıdı. 10 Temmuz ünlü Ermeni hayırsever, mucit, sanayici Alek Manukyan'ı anma günüdür. Yüce vatansever ve milliyetsever hedeflerden esinlenerek vatanına daha da yararlı olması için endüstrisini genişletmeye çalıştı. Kültürümüzün, Ermeni yazılarımızın ve edebiyatımızın artık göz ardı edilmemesini istedi. Avrupa basını Alek Manukyan hakkında şöyle yazacaktı. Ermeni ulusunun dünyadaki en ünlü şahıslarından biri.
Ermenilerin Osmanlı Türkiye'si tarafından imha edilmesinden sonra doğum yeri olan Zımurnya İzmir'de huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamak zorlaştı. Bilgi ve çalışkanlığıyla parlayan genç Alek Manukyan yanına bazı önemli eşyalar alarak ve cebindeki sadece 50 dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. 1920'den itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı ve 1924'te Detroit'e yerleşti. 1930'da Ermeni Hayırseverler Birliği üyesi oldu. 1953-1989 yılları arasında Ermeni Hayırseverler Birliği'nin başkanlığını yaptı. 1970'ten itibaren ömür boyu başkanı oldu. 1929'da daha sonraları uluslararası bir otomobil yedek parçaları üreten şirkete dönüşecek olan Masko adlı özel şirketi kurdu. Manukyan'ın faaliyeti diaspora anavatan ilişkilerini genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyordu. 1994 yılında Manukyan'a Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Sayısız onur madalyalarına layık görüldü. Bir dizi üniversitenin fahri doktoru unvanını aldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Nare Yar ve Horodik Manan adlı eseri sunuyoruz. Kalis hedef sare ruhun ah nare yar nare yar Ngnam etmez kare run im khoro dig me gujar Nare 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 yar im khoro dig me gujar Nare 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 yar paroho ertang zovasar Nare 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 yar im khoro dig me gujar Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.